Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. TV19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka seslendi. Erdoğan'ın gündeminde anayasa referandumu vardı. Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğiyle gelecek olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin kendi projesi olduğunu belirtti. İlk etapta 16 Nisan'da evet oylarını halletmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta toplu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sistemine değindi. Kökleri oldukça eskiye dayanan ancak Cumhuriyet döneminde de hiç bitmeyen yönetim sistemi arayışımızda yeni bir yola giriyoruz. Meclis onayına dayalı başbakanlık hükümeti sisteminden millet onayına dayalı cumhurbaşkanlığı hükümeti veya cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bir başka ifadeyle artık hükümeti seçtiği cumhurbaşkanı vasıtasıyla doğrudan kim kuracak? Millet kuracak. Erdoğan cumhurbaşkanlığı sistemini kendim için isteyecek halim yok dedi. Ya ben kimim ya? Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma elimde bir belge var mı? Yok. Biz faniyiz. Ama sistem bu noktada kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil, baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için isteyecek bunca mücadeleyi nefsim için verecek kadar halim yok, karaktersiz değil. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin şahsının projesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemi, evet, şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum, ısrar ettiğim bir reformdur. Diğer hizmetler gibi ülkemize ve milletimize faydalı olacağına, yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim veriyorum. Şayet milletimiz 16 Nisan'da evet derse, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, MHP'li kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle bu süreci çalıştırıyoruz dedi. Dedik ki ya batıda her yerde seçilme yaşı 18. E bizde niye olmasın? Bizim gençlerimiz de en az onlar kadar akıllı. Şöyle 18 yaşındaki gençlerimizin bir ellerini göreyim. Oh maşallah. Bir göreyim. Bak, parlamento genç, dinamik, üretken bir parlamento olacak. Bunu biz getiriyoruz. Sağ olsun. MHP'li kardeşlerimizle el ele vermek suretiyle inşallah bu süreci çalıştırıyoruz. Genç, dinamik, üretken büyük bir Türkiye ve böyle bir parlamento. AK Parti Çorum İl Başkanlığı Teşkilat İşi Eğitim Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kürcü, anayasa değişikliğiyle vesayet rejiminin değişeceğini söyledi. AK Parti Çorum İl Başkanlığı Teşkilat İşi Eğitim Toplantısı gerçekleştirdi. İl Başkanı Mehmet Karadağ referandum kampanyası ile ilgili konuştu. Bu referandum süreci Allah'ın izniyle hem AK Parti olarak hem de evet kampanyası yürütecek olan Milliyetçi Hareket Partisi olarak 16 Nisan'da zaferle taşlandırılacaktır. Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü de referandum ile ilgili değerlendirmede bulundu. Allah'a şükürler olsun.
AK Parti'mizin kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'nin yaşamış olduğu değişimin, dönüşümün her anına birlikte şahitlik ettik. Bu ülkede bir yandan yapılamaz denilen hizmetler, yatırımlar, hayal edilemeyen yatırımlar gerçekleştirilirken, öbür yandan bu ülkenin bir demokrasi ülkesi, bir hukuk devleti olması, bir özgürlükler ülkesi olması noktasında da çok büyük adımları hep birlikte attık. Bunların hayata geçirilmesi için zaman zaman parlamentoda yapılan çalışmalara şahitlik ederken, değerli kardeşlerim, 2007 yılında, 2010 yılında ve şimdi de 2017 yılında millet üçüncü defa sözün ve kararın sahibi olarak, son hüküm sahibi olarak sandığa gidiyor. Başkan Kürcü, yeni bir mutluluğun, yeni bir müjdenin arifesindeyiz dedi. Şimdi yeni bir mutluluğun, inancım o ki yeni bir müjdenin arifesindeyiz. 16 Nisan inşallah bu millet için, ülkemiz için böyle bir gün olacak. Uzunca yıllardan beri tartışılıyor, konuşuluyor. Sistemle ilgili değişiklik talepleri hep gündeme getiriliyor. Ama bir türlü adım atmak, mesafe almak hususunda devletimiz muvaffak olamamıştı. Şimdi belki de o yapılan tartışmalarında meydana getirmiş olduğu bir olgunlaşmayla devletimiz 16 Nisan'ı sayar, milletimiz 16 Nisan gününü tek tek sayar hale geldi. Değerli kardeşim, bu tartışma nereden çıktı? Geriye dönüp baktığınızda rahmetli Özal'da bunu görüyorsunuz. Süleyman Demirel'de bunu görüyorsunuz. Rahmetli Erbakan'da aynı konuları konuştuğunu görüyorsunuz. Rahmetli Türkeş'te yine aynı konuları konuştuğunu görüyorsunuz. Siyasette bu kadar tecrübeye sahip, bu kadar yetkin insanlar eğer hep aynı mevzuda görüş belirtmişler ve Türkiye'nin bir sistem değişikliği, hükümet modeli hususunda bir model değişikliği konusunda ittifak etmişlerse doğrusu demek ki budur. Kürcü rejim tartışmaları ile ilgili de değişen bir rejim varsa bu vesayet rejimidir şeklinde konuştu. Öyle oldu, böyle oldu. Nihayetinde bir yol açıldı. Devlet Bahçeli bir gün çıktı. Dedi ki getirin sisteminizi, konuşalım, tartışalım, müzakere edelim. Doğru olduğuna bizi de ikna edin. Biz bu milletin geleceği için doğru bir iş olduğuna kanaat getirirsek birlikte yapalım. Ve birlikte yola çıkıldı. Bana göre iyi bir modelde şu anda kurgulanmış oldu. Değerli kardeşlerim, şimdi Kılıçdaroğlu ne diyor? Rejim değişiyor. Bakın, ben anayasa hukuku okumuş bir kardeşinizim. Milli egemenlik diye bir şey var. Egemenlik kime aittir? Millete aittir. Meclisin duvarında yazıyor mu bu? Yazıyor. Anayasada yazıyor mu? Orada da yazıyor. Peki, o anayasada başka ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki, millet bu egemenliği yetkili kurumlar eliyle kullanır. Yetkili kurumlar kim? Milli Güvenlik Kurulu, YÖK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, bilmem ne. Siz onlara oy verdiniz mi? Egemenliği temsili demokrasi anlamında sizi temsil etmesi için onlara bir yetki verdiniz mi? Peki bunlar niye iktidarın ortağı oluyorlar? Niye biliyor musun? Türkiye'deki sistem parlamenter demokratik sistem değil, adı öyle olan bir vesayet rejimidir. İşte değişen bir rejim varsa değerli kardeşlerim, bu vesayet rejimi değişiyor. Onun dışında değişen, eden hiçbir şey yok.
milleti aldatmak için bir takım tezahüratlar yapıyorlar. Bunları da yapmaya devam edecekler. Başkan Muzaffer Külcü tek adamlık tartışmalarına karşı da eğer tek adamlık görmek istiyorlarsa CHP dönsün tarihine baksın dedi. Bizim gemimizde iki tane kaptan var. Bir geminin iki tane kaptanı olur mu? Bir aracın iki tane şoförü olur mu? Bir köyün iki tane muhtarı olur mu? Niye köylere iki muhtar seçmiyoruz? Niye şehirlere, ilçelere iki belediye başkanı seçmiyoruz? Doğru bir sistem değil de onun için. Şimdi bunu tersine çevireceğiz. Tam ortalıkta yalanlar, tefsiratlar dolanacak. Meclis feshediliyor diyecekler. Tek adamlık geliyor diyecekler. Bundan sonra her şey Cumhurbaşkanı'nın eline geçiyor diyecekler. Hatta Tayyip Erdoğan'ın eline geçiyor diyecekler. Çünkü onların tek derdi Tayyip Erdoğan. Akşam Tayyip Erdoğan, sabah Tayyip Erdoğan. Yani dünya ölümlü bir dünya. Şuradan çıkmaya kimsenin garantisi var mı? Öyleyse biz meselelerimizi kişiler üzerinden tartışmamalıyız. Biz sistemimizi konuşmalıyız. Onlar algı oluşturmak için bunları söyleyecekler, söylesinler. Ha biz onlara şunu söylüyoruz. Eğer siz tek adamlık görmek istiyorsanız iddia bu ya. Eğer tek adamlık görmek istiyorlarsa CHP dönsün tarihine baksın. 1950 öncesine baksın. Baksın oraya. Tek adamlığın, diktatörlüğün, milli şefliğin ne olduğunu orada görürler. CHP'nin tarihinde açık seçik görürler. Onların tarihi öyle bir tarih. Bizde böyle bir şey yok. Bundan sonra da olmaz. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra kimin geleceğine ilişkinde milletin terazisi şaşmıyor ifadelerine yer verdi. Bir de derler ki, efendim ya millet, hadi siz Tayyip Erdoğan'ı seviyorsunuz, bize söylüyorlar. Peki millet Tayyip Erdoğan'dan sonra ya kötü birini seçerse? Ben onlara diyorum ki, millet kötü birini seçmez. Millet seçtiyse yiğidir, ona teslim olmaktan başka da yapacak hiçbir şey yok. Milletin seçtiği doğrudur. İyi ya da kötü kişiye göre değişir. Eğer %51 bir adama iyi dediyse sevgili kardeşlerim o iyidir. Demek ki sandık milletin önüne gittiğinde millet yanlış yapmıyor. Milletin terazisi şaşmıyor. Hayırcıların bir şey anlatmadığını vurgulayan Külcü, bizler doğru bildiklerimizi 16 Nisan'a kadar tek tek anlatacağız dedi. Bu paketin içinde ne varsa, ne getiriyorsa yeni dönem için değerli kardeşlerim onları anlatmaya odaklanmalıyız. Bizi kendi minderlerine çekmek için çok uğraşacaklar. Bakın burası önemli. Biz iyi bir şey anlatıyoruz. Onlar bir şey anlatmıyorlar. Hayırcılar bir şey anlatmıyorlar. Sadece bu kötü diyorlar. Niye kötü? Neresi kötü? Ülkeye ne zarar olacak? Buna ilişkin hiçbir şey söylemiyorlar. Sadece kötü demek de olmaz. Bizi de o mindere çekmek için çok uğraşacaklar. Yalan, iftira, tefsirat. Biz onların minderine gitmediğimiz gibi doğru bildiklerimizi de herkese tek tek anlatacağız. Çorum'un en büyük alışveriş ve eğlence merkezi tarafından 28 Kasım-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen otomobil kampanyası yapılan çekilişte sona erdi. Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği çekilişte 2016 model 5 ayrı otomobil sahiplerini buldu.
28 Kasım 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti kampanyamız. 75 Çorum'un dev alışveriş ve eğlence merkezi tarafından 28 Kasım 14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen araç kampanyası yapılan çekilişle sona erdi. Otomobilimizin tarih numaraları 0, 3, 9, 1, 2 ve 8. AVM'den 75 lira ve üzeri alışveriş yapan herkesin kampanyaya katılma hakkı elde ettiği çekiliş törenine Çorum halkı yoğun ilgi gösterdi. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi Çorum'dan, Türkiye'den, 110 ülkeden aynı anda bizi izliyorlar. Anadolu Güveşi, TV19 çalışanlara, mesai arkadaşlarıma bir kez daha. 2016 model 5 ayrı aracın çekiliş töreninde 5 asil ve 5 yedek talihli belirlendi. 6, 0, 9 ve 2. Evet, Büşra Hanım gerekli incelemeyi başlattı. Dilerseniz numaraları ben yine sizlere tekrar rica edeceğim. Otomobillerin asil tarihlileri Hakan Demirbaş, İbrahim Tetik, Hakan Zorkol, Sefa Özenç ve Pınar Erden oldu. Arka otomobilimizin tarihli numaraları 0, 3, 9, 1, 2 ve 8. İbrahim Tetik. Çekiliş sonrasında araçların asil tarihlilerine telefonla ulaşılarak duygu ve düşünceleri soruldu. İbrahim Bey merhabalar. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. İbrahim Bey, arkadaşlarımız sizle görüştüler mi? Evet, şu an aradılar yani. Efendim, neler hissediyorsunuz? Çok sevindim. Böyle bir şey yaşadığım için ilk defa bir hediye sürüyor. Çok mutluyum. Otomobiliniz var mıydı İbrahim Bey? Evet, vardı. Efendim, bir otomobil kazandınız. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi şu an bir şey konuşamayacağım. Çekiliş sonrasında TV19 mikrofonuna konuşan Ahlatçı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, araçların sahiplerini bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ben tabii çok mutluyum. 2,5 aylık bir dönemde işte 284 bin tane 75 liralık bir satış ve akabinde hiç hile hurda olmadan, hiç dedikodu olmadan milli piyango kurallarıyla bir çekiliş yaptık. Tiguan polis memuruz buna. Diğerleri de Çorumlulara çıktı. Sahipleri gelecek. Ben de bundan çok mutluyum. Ahlatçı yıl boyunca otomobil kampanyalarının devam edeceğini de belirtti. İnşallah bundan sonraki aylarda da yine 2 tane, 3 tane vermeye devam edeceğiz. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği 2017 yılında yapılacak kültür gezilerinin ihalesi yapıldı. İş ortaklığı şeklinde teklifini sunmuştur. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür gezileri ihale edildi. 2.892.000 liradır. Leyla Sayın Başkanlığı'nda yapılan ihaleye 13 firma katıldı. Toplantıda firmaların eksik evrakları olup olmadığı kontrol edildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ihalede toplam maliyet 3.097.500 lira olarak belirlendi. 3.097.500 liradır. İhalede en düşük teklif ise 2.367.000 lira oldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Danforth'la görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jessop Danforth, İncirlik'te 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. İki komutan arasındaki görüşmede PKK ve DAEŞ başta olmak üzere Suriye ve Irak'taki son gelişmeler ele alındı. Bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik başta terör örgütleriyle ilgili mücadele konularında görüş birliği teyit edildi. Görüşme sonrası Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Akar'ın muhatabını Elbap operasyonuyla ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Açıklamaya göre Orgeneral Akar Elbap'ta büyük ölçüde kontrolün sağlandığını ve arama tarama faaliyetlerine geçildiğini ifade etti.
Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini de aktardı. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 78 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı. 13 terörist öldürüldü. Geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 178. gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, Elbap'taki terör hedefleriyle tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Gün boyu süren operasyonlarda 70 hedef karadan, 8 hedefse havadan ateş altına alındı. 13 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, hava kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından 7 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen harekat sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanıldığı değerlendirilen bina, bir araç, bir vinç ve bir cephanelik imha edilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama takvimini bugün açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 15 Mart'ta alınacak. 3-7 Nisan arasında da sözlü sınav yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 bin öğretmen ataması için kontenjan takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu. Sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular 15 Mart'ta alınacak. Beni unutma isimdeki o videoyu mutlaka sizden. 3-7 Nisan arasında da sözlü sınav yapılacak. Bu düşüncelerde biz Türkiye'nin her yerinde bunların. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi saat 15'te açıklayacağını duyurmuştu. MEB'in resmi adresinden tarihler açıklandı. Açıklamada bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelik kapsamında 20.127 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere ek bir atama yapılacak alanlarla başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesinde belirtilen alanlarda başvuru alınacaktır denildi. Çorum'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 Şubat tarihinde 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorum Merkez ve bir ilçede daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 17 kişi gözaltına alınırken zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bazı eşyalara da el konulmuştu. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden işlemleri tamamlanan 6 zanlı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Çorum'da Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan kısa dönem askerler ŞD, YÇ, DY, FA, KA, SŞ, SY ve öğretmen NK gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adliyeye sevk edilmişti. (Gülüyor)
Zanlılardan öğretmen NK savcılıkça serbest bırakılırken askerlerden SY, ŞD, KA ve YÇ tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kayıt dışı işçi çalıştırmanın önemine geçilmesi hakkında öğrencilere bilgi verildi. Aileden gelen bir işte harçlığımız var, bursumuz var. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen program Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşti. Projemizin kapsadığı iller Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illeri. Toplantıda öğrencilere çalışma hayatı hakkında bilgiler verildi. Sayı bazlı şöyle düşünürseniz bu sene itibariyle de kontenjanı artırdı kurum. %30'a kadar 50 çalışanı olan bir işverene 15 tane işbaşı eğitim programı başlatabiliyoruz. Yani. Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmeni Mustafa Döngü kurumun yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Anneden, babadan, aileden gelen bir sağlık güvencemiz var öncelikle. Aileden gelen bir işte harçlığımız var, bursumuz vardır vesaire. Ama işin esas kısmı okul bittikten sonra başlıyor. Bu hepinizin de malumudur. Bundan sonrasında sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Sonrasında yine işte evleniyorsunuz, çocuklarınız olur, sorumluluğunuz daha da artıyor. Bunları kolaylaştırmanın yolu nedir ya da sosyal güvenlik nedir, sosyal güvenlik kurumu nedir, niye böyle bir kurum var? Şu an için çok fazla ilginizi çekmese de ileride çok sık müracaat edeceğiniz bir kurum. Ve bu kurumun en önemli sıkıntılarından bir tanesi, belki en baştaki sıkıntısından bir tanesi, gelir gider oranındaki dengesizlik. Normalde işte insanları sigortalı yapıyoruz. Biz şu an Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2006 yılında birleştik. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK olarak birleşmeden sonra 3 kurum tek Sosyal Güvenlik Kurumu haline geldi. Ve ülkenin hemen hemen hepsinin kapsamakta, sosyal güvenliğini kapsamakta. İşte ne gibi faydaları oluyor size? Kısa vadede çalışırken kaza geçirmeniz durumunda gelir bağlanıyor. Ya da işte hastaneye gidiyorsunuz, sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsunuz. Uzun vadede emekli olursanız, emekli olduktan sonra işte maaş bağlanıyor. Emekli olduktan sonra sağlık güvenceniz devam ediyor. Mustafa Döngü, sigorta konusunda haklarınızı sonuna kadar arayın dedi. Herkes hakkını mümkün olduğu kadar verebilse ya da herkes hakkını arasa, ya da hak aramaya gerek de kalmayacak. Gerçekten herkese hak ettiği verilebilse bu sıkıntılar olmayacak. Belki de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işi de çok az olacak. Ya da aynı şekilde herkes hakkına riayet etse emniyetin çok fazla işi kalmayacak. Ama maalesef böyle bir durum yok. Bu sebepten dolayı hem kolluk kuvvetleri, işte ilgi alanımıza göre de biz bu işlerle uğraşıyoruz. Döngü sigortanın kanuni bir zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi. Sigortanızın yapılmasını normalde talep etmemeniz gerekir. İşverenin doğrudan sigortayı yapması gerekir. Bu kanuni bir zorunluluktur. Sigorta yapılmayacak diye yazılı bir sözleşme, gerek noter kanalı, gerek başka bir resmi kanalla sözleşme yapmış olsanız bile bu tür sözleşmeler hukuken geçersizdir. Yani kanuna göre sigortalı olmak hakkından vazgeçilemez, bu hak devredilemez. Hizmet akdine tabi çalışmaya başladığınız zaman sigortanızın başladığınız gün itibariyle yapılması gerekir. İşveren sizden şu an için uygulamada bazı şeyler var. İşte muhasebeci arkadaşlar ya da işverenler işte ikametgahını getir, savcılıktan kağıt getir, onu getir, bunu getir falan gibi işte ya da 2 ay deneme süresi var gibi şeylerden bahsediyorlar. Bunların hepsi işverenin ya da muhasebeci arkadaşların diyelim bir şey, hani kısa biraz daha zaman kazanma adına yaptıkları şeyler. Buhara Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştireceği Zinde Gençlik Projesi başladı. TV19 mikrofonuna konuşan Dernek Başkanı Faruk Özyılmaz, gençlerin sosyal bir nesil olmalarını sağlamak amacıyla projeyi yaptıklarını söyledi. Buhara Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştireceği Zinde Gençlik Projesi başladı. TV19 mikrofonuna konuşan Dernek Başkanı Faruk Özyılmaz, projenin gelişim sürecini anlattı. Her dönem
değişen öğrencilerimizde özelliklerinde de bir farklılık gördük. Bazı gençlerimiz teknolojiye ayak uydurabiliyorlar ama bazılarımız teknolojinin esiri olabiliyor. Bunu gözlemlediğimizden dolayı biz arkadaşlarımızla istişare ettik. Biz İçişleri Bakanlığı'na bir proje hazırlayalım dedik. Teknolojiyi düzgün kullanabilmeleri açısından, hatta biz elimizde bu farkındalığı arttıralım istedik. Yoksa biz tek başımıza bir şehrin tüm gençliğini değiştirecek gücümüz olmaz. Bunu toplu halde, bütün toplumun katmanlarıyla birlikte ancak değiştirebiliriz. Bu düşünceyle biz bu projeyi hazırladık. Faruk Özyılmaz bu projeyi yaparken gençlerin sosyal bir nesil olmalarını sağlamaya amaçladıklarını söyledi. Gençlerde şöyle bir şey gördük. Zeki bir nesil teknolojiye ayak uydurabiliyor fakat sosyal olmuyor. Asosyal bir nesil oluyor. Bundan kurtarabilmek için sportif faaliyetlerin yanı sıra biz istedik ki bu projede biraz daha gençlerimizi teknolojinin esiri olmaktan kurtaralım, sportif faaliyetlere yönlendirelim. Bunun yanı sıra üniversitemizdeki eğitim görevlilerinden, öğretim üyelerinden, milli eğitimde çalışan eğitimci kadrolardan faydalanalım. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirelim. Özyılmaz proje kapsamında yapacakları faaliyetleri de anlattı. Bu projede birincisi öncelikle sportif faaliyetlerimiz olacak. Bunlar neler? İşte malumunuz bu görmüş olduğunuz spor salonumuzda kickbox antrenörü sözleşmesi yaptık. Kickbox var, boks sporu var, tekvando var, güreş kursumuz olacak. Bunun yanı sıra yüzme kursu var, saz kursumuz olacak. Bu tip faaliyetlerimiz olacak. Bunların yanı sıra haftalık programlarımız olacak, sohbet programlarımız olacak. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde iki tane halka açık bir konferans olacak. Üç tane bir konferans daha düzenleyeceğiz. Bu da madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan kurtulabilme içeriği konusu bu olacak inşallah. Projenin başlama tarihiyle ilgili bilgi veren Özyılmaz, 10 aylık bir süreci kapsadığını ifade etti. Projemizin başlama tarihi de 1 Şubat 01.02.2017, Kasım 30'da da bitiyor. Özyılmaz, projenin maliyetinin 52 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi. Bu projenin maliyeti aslında bizim çıkışımız yaklaşık 155 bin lira gibi idi. Fakat malum proje revize edildi. Bir takım şeylerden biraz kesintiler oldu. Projemizin bize maliyeti yaklaşık 52 bin lira gibi bir maliyeti olacak. Çorum'un Ortaköy İlçe Belediyesi'nin altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere vidanjör kazandırıldı. Belediye Başkanı Taner İspir, katkılarından dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'a teşekkür etti. Çorum Ortaköy Belediyesi'ne altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 2017 model çağın standartlarına uygun vidanjör kazandırıldı. Araç ilçeye konvoy halinde getirildi. Belediye Başkanı Taner İspir, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'a belediye binasına astığı pankartlarla teşekkür etti. Başkan İspir, Milletvekili Kurt'un girişimci çabalarıyla ilçeye kazandırdığı vidanjör için teşekkür etti. İspir, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Bingöl'de tutuklanıp serbest bırakılan HDP Milletvekili İdris Baluken için yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan HDP Milletvekili Ferhat Encü de gözaltına alındı. Ve orada büyük bir panik ve... Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında verilen tahliye kararı üzerine savcılık üst mahkemeye itirazda bulundu. 15 Temmuz akşamı
İtirazı değerlendiren Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Baluken'in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yok, öyle bir şey yok. İddianamede Baluken hakkında devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dalmamak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gözaltına alındı. Merhaba Şırnak, Hümser Hatun. Encü 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Şirit yaylasında halkın toplandığı duyumunu... Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu. Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme Encü'nün 15 Şubat'ta tahliyesine karar vermişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi huzurevinde kalan yaşlılar kendileri için verilen konserde gönüllerince eğlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi huzurevinde kalan yaşlılar için her yıl olduğu gibi bu yılda eğlence programı düzenlendi. Programda huzurevi sakinlerine hem ziyafet hem de Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Orkestrası tarafından konser verildi. Doyasıya eğlenen huzurevi sakinleri hareketli şarkılar eşliğinde sahneye çıkarak oynadı. Huzurevi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Mahmut Çelik, yaşlıları mutlu etmeye amaçladıklarını söyledi. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Şişko Nuri lakabıyla tanınan Sıtkı Sezgin de huzurevi sakinlerinden. Sezgin kendileri için hazırlanan eğlence programlarından memnun olduğunu dile getirdi. Yapılan her etkinlik çok güzel bir şey. Fakat acılarla dolu bir gün yaşıyoruz. Etkinliklerimiz işte böyle güzel şekilde sürüyor. Ben Bozdağ zamanlarımda okullara tiyatro yapıyorum, çocuk oyunu. Dün vardı oyunumuz. Huzurevinde kalan diğer yaşlılar da konser ve etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler. Ben huzurevi sakinlerindenim. Adım İsmail Hakkı Derece, 95 yaşındayım. Bugünkü bu etkinlik güzel, yani hakikaten. Fakat şu şehit olmasaydı daha güzel olurdu. Allah'tan rahmet olsun. Buraya geldik, rahatız, huzurluyuz, mutluyuz. Allah razı olsun devlete. Arada arkadaşlar okuyunuyoruz. Sevgili izleyiciler, haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0505 104 53 21 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim. Bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı olmaya devam edeceğiz. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.